İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ve Kürdistan, David Donayan ateşkes ihlallerinin en düşük seviyede olduğunu ben resmen açıklıyorum. Bako Saakyan, Bertzor'da gerçekleşen Yerevan Devlet Üniversitesi'nin 100. yıl etkinliklerine katıldı. Fransa ve Almanya, Suriye sorunuyla ilgili Astana grubuna katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kobane'yi ateşe tuttu. Tarih Şahit, Mor Gabriel Kilisesi, Garen Matevosyan... Tavuşta ani kültürünün etkisi. Pan Armenia Net adlı internet basınından öğrendiğimize göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Erbil'de diplomatik temsilcilik açacağı konusunu Irak Kürdistan'ı başkenti iddia etmektedir. Bundan başka ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla ilgili internet sitesi tanınmış Batı Ermenistan sınırları içerisinde bir Kürdistan haritası çizmiştir. Bu durumdan şoke uğrayan internet sitesinden yararlanan pek çok kullanıcılar Westen Armenia TV'yi basın merkezine başvurmuşlardır. Bu nedenle de biz bir uzman görüşü olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan'a başvurarak konuyla ilgili daha gerçekçi açıklamalarda bulunmasını istedik. Armenak Abrahamyan, Kürdistan meselesi tartışmasına girmeden enformasyon atmosferine değinmek istiyorum. Ermeniler ve vatandaşlarımızın aklını çelen, onlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz propaganda yapan herhangi bir basın aracının kimler tarafından yönetildiğinin gizli olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Ermeni medyasının sözde bir Kürdistan haritasını yayması her şeyden önce Batı Ermenistan'a zarar vermeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu politik bir sebeptir. Çünkü herkes Batı Ermenistan'ın büyük güçler tarafından tanınan bir devlet olduğunu ve Kürdistan ise hiç kimsenin tanımadığını biliyor. Hatta Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Batı Ermenistan bölgesi içinde sözde bir Kürdistan haritasını yayanlar, Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını savunmamakla birlikte aksine Kürdistan'ı savunurlar ki bu sadece Batı Ermenistan'ın ve Sevr Antlaşması madde 64 ile var olabilir. Kürt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir konferansta bir Kürt konuşmacı nasıl olur da sizler Batı Ermenistan'ı derken Kürdistan bölgelerini gösterirsiniz diye sordu. Ben o kişiye aşağıdaki soruyu sorarak cevapladım. Siz bana bu bölgelerin Kürt olduğunu iddia ediyorsunuz. Onlar coğrafi olarak mı yoksa tarihsel, hukuken, politik veya demografik olarak mı Kürttür? Kürt konuşmacı demografik olarak diye cevap verdi. Ben de şu cevapla karşılık verdim. Demografik bir bakış açısından şunu söylemeyi unuttunuz. Bu bölgelerde 2 milyondan fazla insan Ermenilere uygulanan soykırıma kurban gitti. Bu topraklar bizim halkımızın kanıyla sulandı. Ardından binlerce Ermeniler Kürtleşme sürecinden geçti ve bugün onlar sizin temsil ettiğiniz halkın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ve sonunda duvarda asılı olan bütün bu şehitlerin resimlerine bakın.'' Bunların çoğu Kürt değil Ermenidir. Kürdistan için kaç tane Ermeni şehit düştü ve Batı Ermenistanı için kaç Kürt ölmeye hazır? Bu nedenle yerli Ermeni halkının yok edilmesi planının devam etmesi için elverişli bir katliam olarak Ermeni propagandası hiçbir şekilde kabul edilemez ve hatta ahlaksızlıktır. Ki sahte haritaların yayınlanması Batı Ermenistan bölgeleri sözde Kürdistan'ın bir parçasını oluşturacak. Şimdi hatırlamanın sırasıdır ki Irak Kürdistan ile ilgili Kürdistan Parlamento Başkanı Adnan Müfti Ocak 2009 yılında benden Irak Kürdistan'ı Ermeni nüfusunun statikosunu belirlemek için bir çalışma hazırlamamı istedi. Bu nedenle 23 Şubat 2009'da yaklaşık 20 sayfalık bir memorandum hazırladım. Mezopotamya'daki yerli Ermenilerin kimliğine değinip ve temellendirdim. Bazı sözde Ermeni basını Ermenilerin dini azınlık teşkil ettiklerini yaymaktadırlar ki bu temelde yanlıştır ve böyle bir görüşü ben savunamam. Ben bu işim için minnettarım. Irak Kürdistan'ı parlamento başkanına bu temeldeki Irak Kürdistan'ı Ermenileri Irak parlamentosunda yerlerini almışlardır ve ilk sırada yer alan ise Kürdistan Kurtuluş Savaşı kahramanı Aram Şahin'dir. Iraklı Ermenileri Salt Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlar olarak gösterme isteği, tarihi gerçekliği yanlı bir önyargı eğilimi biçimidir. Doğu ve Batı Ermenistan ile Kürdistan arasındaki ilişkiler günümüzde yalnızca ekonomik olduğu kadar yapay ya da yüzeysel değil, sağlam, tarihsel ve gerçekçi temellere dayandırılmalıdır. Kürtler ve Ermeniler için bugün ve gelecek için istediğim şey budur. Arabot adlı gazetenin Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'ne bağlı muhalefetteki politikacıların sıkça dile getirdikleri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev arasında ateşkes ihlallerinin azalmadığı için Duşanbe'de elde edilen anlaşmanın geçersiz kaldığı sorusuna Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Donayan şu cevabı verdi. Şu anda Ateşkes ihlallerinin en düşük seviyede olduğunu ve bunun bazı anlaşmalar sonucu olduğunu ben resmen açıklıyorum. Şu anda Aliyev doğrudan iletişim bağının çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu durum nahçıvan içinde geçerlidir. John Bolton'un Amerikan silahlarını satma teklifine gelince, Bakan, silah pazarının açık bir pazar olduğunu kimden ne almak istiyorsak alıyoruz. Biz şu anda ABD'den herhangi bir öneri almış değiliz. İstediğimiz zaman ise fiyat, kalite ve zaman mevcuttur. Şu an için böyle bir ihtiyaç mevcut değildir, dedi. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, 28 Ekim'de Bersor şehrinde gerçekleştirilen Yerevan Devlet Üniversitesi'nin kuruluşunun 100. yılına adanmış ağaç dikimine katıldı. Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre Bersor şehrinde benzer etkinliklerin gerçekleştirilmesi bir gelenek haline geldi. Bu faaliyetlerin şehir gelişmesine ve iyileştirmesine kendine özgü eşsiz katkıları bulunmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konstantinopolis'te Suriye ile ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı Boğaz içinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Ağustos 1920'de Sultan 6. Mehmet'in Sef Antlaşması'nı imzaladığı tarihi Vahdettin Sarayı'nda gerçekleşti. 2012 yılında restore edilen saray Erdoğan'ın ikametgahına dönüştü. O bu formattaki ilk zirveydi. Fransa ve Almanya davetliydi. Ancak Suriye çözümünün önemli aktörü olan ABD ve İran bu zirvede eksikti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Suriye meselesi ile ilgili anlaşmazlıkları da açık belliydi. Tartışılan ana konu Suriye ihtilafının barışçıl çözümü ve İdlib etrafında devam eden gelişmelerdi. Aynı zamanda İdlib'in Türkiye için Suriye'den daha büyük bir sorun olduğu açıklandı. Hama, Homs Derzor ve diğer bazı bölgelerde çatışma hükümet ve terörist güçler arasında devam ediyor. Ancak ülkenin önemli bölgelerinde durum sakinliğini korumaktadır. Suriye, topraklarına verilen zararı, mültecilerin geri dönüşünü ve ülkenin yeniden inşasını değerlendirmeye başladı. Tüm bu sorunların çözümünü katılımcılar Rusya haricinde Suriye'de önerilen anayasa değişikliğinde görmektedirler. Fakat Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim, sorunun Suriye'nin iç işleri olduğunu belirtti. Genel olarak bu zirve katılımcıların beklediği sorunların cevabını vermedi ama aynı zamanda Suriye meselesinin barışçıl bir çözümüne doğru atılmış bir adımdır. Ve asıl mesele Suriye sorununda ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Rusya'nın Ortadoğu'daki varlığının Amerika Birleşik Devletleri'nin şeffaf ve uzun vadeli varlığı ile yer değiştirilemeyeceğini açıklamasından dolayı ABD ve kendi müttefiklerinin Rusya ve İran'la işbirliğinde bulunup bulunmayacağıdır. Çünkü bu açıklamada anlaşıldığı gibi bu sorun etrafında iki ülke arasındaki işbirliği dışlanmamaktadır. Türkiye, Kuzey Suriye'de Aynal Arabi'yi hedef aldı. Bölgedeki kaynaklar bombardımanda Zormihar ve Hirap Eto köylerinin vurulduğunu öne sürdü. Tanklarla yapılan saldırıda evlerin zarar gördüğü bildirildi. Türkiye basınında ise bombardıman Fırat'ın doğusunda YPG vuruldu başlığıyla servis edildi. NTV'deki haberde de Zor bölgesinin bombalandığı, YPG mevzilerinin hedef alındığı iddia edildi. Ayn al-Arap'ta dönük bombardıman Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla dün Konstantinopolis'te gerçekleştirilen Suriye zirvesinin ardından gerçekleşti. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada bir kez daha Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, ABD'ye seslenerek artık Münbiş'te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız demişti. Mezopotamya'nın kadim halklarından Süryanilerin Midyat'ta bulunan Mor Gabriel Manastırı ziyaretçilere resimler temsili mezarlar gerçek denilerek Süryanilerin yaşadığı acılar anlatılıyor. Mezopotamya'nın kadim halklarından olan Süryaniler için kutsal sayılan Mor Gabriel Manastırı milattan sonra 397 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde inşa edildi. Mor Şumuel ve Mor Şemun tarafından Midyat'ın kesme taşları kullanılarak inşa edilen manastır, mimarisi, Bizans dönemi mozaikleri, çan kuleleri, kubbeleri, terasları ile görenlerin ilgisini çekiyor. İkinci Kudüs olarak kabul edilen manastır, tarih içinde çeşitli isimlerle de adlandırıldı. Yıllar içinde yaşanan savaşlarda kimi dönemler boş kalsa da bugüne kadar gelenekleriyle ayakta kalmış nadir manastırlar arasında yerini koruyor. Tarih içinde kurucularından kaynaklı Mor Şumuel ve Mor Şemun isimleri ile anılan manastır daha sonraki yıllarda farklı isimlerle anılmaya başlandı. Rahiplerin meskeni anlamına gelen Süryanice'de Dairo Duumro isminden üretilen Deir el Umar veya Türkçe'ye uyarlanarak Deirul Umur ismiyle de anıldı. Bugünkü adıyla anılması ise 7. yüzyıla dayanıyor. Manastırın rehberi ve gönüllü çalışan olan Kuryakos Acar, kiliseye gelen misafirlere eşlik ederek hem Süryani halkını ve inanışlarını anlatıyor hem de kadim halkın yaşadığı acılara dikkat çekiyor. Kiliseyi anlatırken resimleri gösteren Acar, resimler temsili, mezarlar ise gerçek diyerek Süryani halkının nüfus olarak azalsa da binlerce yıl bu topraklarda yaşadıklarına vurgu yapıyor. Ermeni soykırımı ve Moğol istilası döneminde yağmalanmasına rağmen içindeki az sayıda altın işlemeli duvarın dahi bugüne kadar ayakta kalabildiğini belirtti. Antropolog Garen Matevosyan, Ani'nin kültürel etkisine değindi. Onun belirttiğine göre Ani'nin ortaçağ Ermenistan'daki kültürel etkisi oldukça genişti. Bunlardan biri de tavuşta görülebilir. Nur, Baraka Bank sunağının tepesinde binanın mimarı olan Anili Mimar Anısına Anili Usta Gazan diye bir yazıt konulmuştur. Ermeni dil bilimci Acarya'nın Ermeni isimler sözlüğünde 5. 12. 13. 14. yüzyıllarda olmak üzere 4 Gazan ismine rastlanmaktadır. Fakat bunlar içinde Anili Gazan yoktur. Değil mi ki bu yazıt son dönemlerde bulunmuştur. Fakat Anil Gazan ismi ayrıca Kars'ta da anılmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artbinatlı topluluktan Anuş Anuş şarkısını sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.